bu yolda yolda durdunuz. Ama yine de gönül sultanı akıldır demekten vazgeçmediniz. İncinseniz de incitmediniz. 72 millete aynı nazarla baktınız. Kimseyi dilinden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı ayırmadınız. Hepinizi, tümünüzü Şah-ı Merdan Hazreti Ali'nin inancıyla, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bilinciyle, Pirin Pir Sultan'ın inancıyla ve Hallacı Masum Seyit Nesibi'nin mücadele ışığıyla merhaba, hoş geldiniz. Alkışlayan ellerinizden köşesin, yüzünüzden sevgi, umut, sağlık, aşk, hiçbir kesin olmasın. 20 yılında bir kez daha güç alkış istiyorum sizlerden. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bütün mutluluklar sizlerle olsun diyorum. Evet, bu gecenin tabii ki bir anlam ve önemi var. Gecemize hızlı bir şekilde başlıyoruz. Çok değerli konuklarımız var. Sizler ki sizlerin toprakların yiğit devrimcilerin yetiştirdiği, emekçi insanların yetiştirdiği, emekçi insanlara kollarını açan, türkülere, türkülerin sazında o türküleri dile getiren güzel insanlarsınız. Onun için sizler gerçekten çok önemlisiniz. Bu gecede çok önemli diyorum. Bir alkışlar istiyorum ve size alkışlar veriyorum. Bu gecenin anlam ve önemi var. Bu gecenin anlam ve önemini gerçekten yönetim kurulu arkadaşlarım bu saate kadar hızlı bir şekilde çalıştılar. Hemen en sondan başlayarak hepinizi buraya davetliyorum. Hemen benim sonumda lütfen hazır olsunlar. Atilla Güneş, güçlü alkışlarla ben almak istiyorum. Sayın Atilla Güneş, Mahmut Yıldız, Resul Sağır, Özgür Güneş, Sayın Kömür. Hızlı bir şekilde istiyorum efendim. Lütfen. Sayman Ali Kömür ve efendim yönetici arkadaşlarım hızlı bir şekilde gelsinler. Sayın Kömür, Ali Kömür, Genel Sekreter Mehmet Boylaz, Başkan Yardımcımız Doğan Güneş, genç, dinamik, özüyle, sözüyle, anlatımıyla, Avukat Başkan Cihan, Genç, güçlü yap istiyorum, ben onu bir zaman diyorum. Genç arkadaşımıza kocaman bir alkış diyorum. Evet sevgili başkan, avukatımız Cihan Genç'e kocaman bir alkış daha almak istiyorum. Çünkü genç insanların, eğitimsiz insanların yetişmesi gerekiyor. Sizin vereceğiniz o cennet misali baktığınız gözler ve cesaret vereceğiniz alkışların çok önemli olduğuna inanıyor. O alkışlarınızla sözü sevgili başkana veriyorum. Sayın Eski Büyükşehir Belediye Başkanı, Görün Vakfı'nın değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Görün Derneklerinin değerli başkanları ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve yöneticileri, değerli iş adamları arkadaşlarım, Sayın Haziran, sevgili Bozcaner ailesi, derneğimizin kuruluşunun 20. yılı münasebetiyle düzenlemiş bulunduğumuz kutlama etkinliğine şahsi katılımlarınız sebebiyle şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Düzenlemiş bulunduğumuz 20. yıl etkinliğinin tabii ki bir sebebi var. Kısaca bahsedersek bundan, bu etkinliği genelde Sivas'ı, özellikle de Gürün ve Bozcaader eksenini düşürmüş olduk. Tabii ki biz bunu biz bize kutlamayalım dedik. Bunu dostlarımızla birlikte kutlayalım. Dostlarımız varsa bizler de varız. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi hem pekiştirelim hem de bu güzel manzarayı dosta düşmana gösterelim istedik.
Bunu da bir şenlik havasında daha çok müzik olarak, az konuşma olarak kutlayalım istedik. Saygıdeğer dostlar, dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Etrafımızda dinsel, mezhepsel, ırksal farklılıklar sebebiyle savaşlar hüküm sürmektedir. Biz de bundan ayrı değiliz. Bilmeliyiz ki hiçbirimiz anamızdan doğarken dilimizi, ırkımızı, rengimizi seçme özgürlüğüne ve hürriyetine sahip değiliz. Bu özellikler sebebiyle ne birimizin ne diğerine bir üstünlüğü ne de bir eksikliği var. Şayet bir üstünlük varsa o da insan olanın diğerine bir üstünlüğü var. Bu sebeple varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize yönelen tehditlerin veya aramıza nifak tohumları eklemek isteyenlere lütfen müsaade etmeyelim. Sözümü Gürünlü büyük şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in kısa bir pasajıyla ve Yunus'un bir kısa pasajıyla Yunus Emre'nin bitirmek istiyorum. Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin, vurduk mu karacanın yavrusunu, ya nasıl kıyarız insana? Son olarak varlığınızla bizleri onurlandırdınız. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyor, saygılar sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Söz ola kese başı, söz ola bitire savaşı, ahu ile bişen aşı, yağ ile bale diye bir söz. Teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Nurettin Sözen Başkanı'nı kürsüye davet ediyorum, kısa bir konuşma yapmaları için. Değerli hemşehrilerim, değerli dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve de özlemle kucaklıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başkanımın da söylediği gibi, bugün Borçoder'in 20. kuruluş yıl dönümünü yaşıyoruz, onu kutluyoruz. Onun için fazla zamanınızı almak istemem. Daha çok eğlenmeye zaman ayıracağız bu akşam. Ancak sizlerle sohbet etme ihtiyacı, sizlerle görüşme, sizlerle bilgi alışverişi yapma ihtiyacı içindeyim. İnşallah uygun bir platformda, uygun zamanda, uygun bir yerde bu sohbeti gerçekleştireceğiz. Şunu söylemeden edemiyorum. Bir saate aşkın bir trafikle buraya ulaştım. Hemşehrilerimin salon arası gelebileceğini düşündüm, zorluklarını düşündüm. Ve gelip bu kalabalığı, bu muhteşem kalabalığı gördükten sonra bir kez daha Borçoder'in ne denli güçlü organizasyon yeteneğine sahip olduğuna tanık oldum. Yani sizlerin dostluğu, dayanışması, bağlılığı, üretkenliği beni her şeyden çok sizlere bir kez daha hayran bıraktı. Sizleri kutluyorum. Şunun için de kutluyorum. Masamda, sağımdaki, solumdaki beni selamlamaya gelen insanlardan öğrendiğime göre burada genç bir kuşak var. Doktoru, avukatı, mühendisi, iş adamı, genç insanlar var. Güründen veya Bozüyük'ten dostlarınızı bırakarak, bağınızı, bahçenizi bırakarak, mezarlığınızı bırakarak, hayvanlarınızı, köpeklerinizi bırakarak, en sevdiğiniz varlıkları bırakarak daha iyi yaşamak için, eğitim için, sağlık sorunlarınızı çözmek için büyük kente geldiniz. Büyük kente iki ayağınızın üzerinde kalmak, durmak kolay bir olay değil. Babalarınız veya sizler bu sıkıntıyı yaşadınız, bu acıyı yaşadınız ama şimdi güzel ürünleriyle karşı karşıyayız. Genç arkadaşlar var, genç avukatımız var, dernek başkanımız, doktorlarımız, iş adamlarımız, İstanbul'un
üretimine paydaş oldunuz. Üretimine katıldınız. O kadar katıldınız ki aranızdan birini, bir kardeşinizi bu büyük şehre, büyük şehir belediye başkanı yaptınız. Sizi kutluyorum. Bu birliğinizi, bu dayanışmanızı bozmayın. Bu üretkenlikle, bu dayanışmayla daha büyük başarıları, daha büyük mutlulukları yakalayacağız. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Hepinize annenizle, babanızla, eşinizle, çoluk çocuğunuzla sağlıklı ve mutlu günler geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, afiyet olsun. Yanımıza bir alkış daha alabilir miyim? Yürüdüğü onunla başarılar diliyorum. Evet, sizlerle bir araya geliyorum derken bir mesajı da verdiğini buradan görebiliyoruz, başarılar diliyoruz. Evet, şimdi arkadaşlarım hazırlanırken hemen şu programımızda belirtelim diyorsunuz. Birazdan sevgili Hava Nur alacağız. Ondan sonra bu sorunuz var, Davuz var, kadınlar korosu var, minik folklor grubumuz var. Yani dolu dolu bir gece yaşayacağız. Bunu da buradan hemen belirtmek istiyorum. Ayrıca bu gece sizin güzelliğinizle bütünleşerek TİO'nun ekranlarında en kısa zamanda, en güzel haftada da yayınlanacağını buradan duyuruyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, demin bahsettim ya, sizin topraklarınız çok önemli topraklar. Mustafa Özdemir, İbrahim Özdemir gerçekten müziğe, özellikle Türk halk müziğine vermiş olduğu değer sanıyorum ülkemizce ve özellikle Avrupa'da da çok ses getiriyor. Onların böyle ağır ve duruşu, o türküden olduğundan 4 kıtalık mızrabı bir süzgeçten geçirerek bizlerle paylaşması, bizlerle sanatçıların bulundurması da bir farklı oluyor. Özdemir ailesine ben kocaman bir alkış istiyorum. Çünkü bu konuda çok emeği var görüntüleri. Zaman zaman güldürüm, türkülerde buluruz her şeyimizi. Ağızlarda türküler var, ninnilerde türküler var, gönüllerde türküler var, sevdada türküler var, akan gözyaşında türküler var. Türküler ki insanın ta kendisidir. O güzel alkışlarınızla hava dur!
Sevgili izleyiciler, şu an Bozcaader'in 20. yılına girdiği bir gecedeyiz. Gerçekten çok görkemli bir etkinlik, bir gece geçiyor, mükemmel geçiyor. Burada tüm gürünleri, buraya katılan tüm canları da ayrıca kutluyorum. Bu derneğin kurucusu hizmet etmiş, gerçekten gönlünü, yüreğini, maddi manevi koymuş değerli bir kurucu başkanımızdayız. Bugün duygularını anlatıyoruz. Duygularım çok gururlandım. Biz bunu yaptık, kaç sefer yaptık gece. Bizim gecelerimiz böyle çok neşeli, kalabalık geçiyor. Bugün bir önemi var, 20. yıl. 20. yılıdır, evet 20. yılıdır. Kurucusuyum, yaklaşık 15 sene başkanlık yaptım. Biz artık gençlere bıraktık, işte genç avukata bıraktık arkadaşımıza. Ben de yine koşuyorum yani devamlı. Sağ olsunlar. Gönlümüz burada. Beraberdir. Başarılı. Oldu. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, saygılar. Size de teşekkür ediyorum. Çekim yaptığınız için. Evet, sizi bir tanıyalım. Ben İbrahim Kala. Akçayır Dernek Başkanıyım. Tabii ki Bozcaader'e yakın olmam nedeniyle Sivas'ın Gürün ilçesinin köylerinden çıkıp İstanbul'a gelen yağmur tanecikleri gibi değişik semtlere dağılan insanlarımızı bir çatı altında şu anda bir araya getirmekten dolayı özellikle Bozcaader Yönetim Kurulu'na ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Evet, sizi bir tanıyalım, sizi de alalım. Merhabalar, ben Osman Yurdakul. Gülün Kültür Vakfı Başkanı. Evet. Evet, evet, nasıl buluyorsunuz hemşerileriniz hepsi bir arada? Bugün şimdi tabii ilerliyorlar. 20. yılda önemli galiba. Günümüzün en nadide, en güzel köylerinden birisi olan Bozüyük ve Camiliyut köylerinin Kültür ve Dayanışma Derneği olarak yapmış oldukları bu birleştirme, organizasyon, dayanışma sağlamaları, bütün köylülerimizi bir araya getirmeleri ve gününlerin hepsini tek vücut yapmaları gerçekten bizleri onur etmiştir. Ben vakfımız ve yönetim kurulu adına değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yapılacak organizasyonların daha nice devamını diliyorum. Ama bunların hepsi
bir kardeşlik, bir dayanışma içerisinde güzel günleri Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam. Efendim siz Ankara'dan geldiniz. Cafer evet, Demir. Ben de Ankara'dan geldim. Ankara başkanısınız. Evet. Bugünü nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten bu salon tıklım tıklım dolu. Binin üzerinde insan var burada belki daha fazla. Evet. Sizin de duygularınızı almak istiyorum. Tabii. İlk önce size teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğiniz için emeklerinize sağlık. Ben de Ankara Borca Dernek Başkanı olarak burada emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Dernekçilik gerçekten zor iş. İnsanlar bir araya getirmek, bu kültürü, özellikle bu kültürü yaygınlaştırmak gerçekten zor. Ama sizler, bizler olduğumuz sürece bu kültürümüz hep ileriye doğru gidecektir. Bunda eminim. Sizin bundaki sonraki yayınlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı... Bize çağırırsanız gelir zaten. Tabii, tabii, inşallah. Bekliyorum, bekliyorum Hüseyin Bey. Saygılar sunuyorum. Efendim, sizi de bir tanıyalım, sizi de bir tanıyalım. Ben Hasan Ali Aydın, derneğimizin kurucusu ve başkanı, şimdi başkan deriz ama şimdi başkan sayılırız. Ben de şahsınız Hüseyin Bey'e ve TV ona teşekkür ederken bütün Bozcaader üyelerine mutlu ve sağlık günler dilerim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğimizi geçirecekler için. Ben de canı gönülde bu derneğe destek oluyorum. Bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten duyarılar. Güzel, iyi yani iyi kötü, kötü günde beraber oluyoruz. Mutluluk diyorum bunlara, sevinç diyorum. Ve sizlere de tekrar başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim, sağ olun. Evet, sizi tanıyalım. Efendim, hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Ben Bozcaader yönetimine 20 yıldan beri Bozcaader yönetimine, Bozcaader Derneği'ne hizmet eden bütün arkadaşlarımın, hemşerilerimin tümünü saygıyla selamlıyorum. Hepsinin yüreğine sağlık. Ben Besim Cebecioğlu, Sivas Gür'ün büyüğüm. Bunlar benim hemşerilerim, tüm hemşerilerim. Aynı zamanda Gür'ün Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Sivas Platformu'nda başkan yardımcısıyım. Sivas Platformu bu derneklerimizin hepsini bir çatı altında toplamak ve diyaloglarını birbirinden koordinasyonunu sağlamak adına kurulan bir gönüllüler birliği. Ben de onun hem kurucusuyum, hem yönetimindeyim, hem başkan yardımcısıyım. O nedenle bütün hemşerilerimize böyle güzel günlerde bir araya gelmeleri anlamında çok başarılar diliyorum. Yöneticilerine saygı sunuyorum. Ama Gürünlülerin, Sivaslıların birlikteliğini ve İstanbul'da bulunan 1,5 milyonun üstünde Sivaslı hemşerilerimizin hem sivil toplum kuruluşlarında hem de siyasi arenada kendilerini temsil etmeleri için ellerinden gelenlerini yapmalarını diliyorum. Televizyonuna da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hoppa!
topar, toprak topar türküleri okuyacaklar. Ondan önce bir kocaman alkış almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Boşluğa bulut, buluta yağmur, yağmura damla, ne güzel uymuş. Gündüze güneş, güneşe tarla, tarlaya başak, ne güzel uymuş. Başağa buğday, buğdaya insan, insana emek, ne güzel uymuş. Emeğe eylem, eyleme yürek, yüreğe sevgi, ne güzel uymuş. Kadına alkış, ne güzel uymuş. Ondan bu alkışlar çok az. Güçlü alkış istiyorum. Haydi gazlı alkışlar. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar elleriniz dert görmesin. Yüzünüzden sevgi, umut hiç eksik olmasın. Evet, söz hanımlarda. Efendim, bugünü nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten koronuz mükemmeldi. Kadınlar gene burada ortaya koydular her şeyi. Bugünü bize bir kısaca değerlendirin. Yani şöyle açıklayayım, o kadar güzel bir gece. Yani 3 senedir bu geceyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bir de 20. senemiz. 20. senenin sonunda böyle bir gece, böyle bir organize. Gerek dernek başkanımız, gerek ben kadın kolları başkanı olarak böyle güzel bir geceye imza attık. Umarım ki herkes tarafından sevilen ve mutlu olarak ayrılmak isteyen bir gecemiz o. Peki. Bundan sonra ne projeniz var özellikle kadınlar olarak? Bundan sonra kadınlar olarak derneğimize daha yaygın üyeler olarak yönetime girmek, daha güzel şeylere imza atmak istiyoruz.
Peki, başarılar diliyorum. Biliyorsunuz, kadınlar olmadan hiçbir şey olamaz. Öyle. Her zaman kadınlar. Evet. Bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Böyle bir gecede yanımızda olduğunuz için, televizyon olarak, sunucumuz olarak, gerçekten ben de bütün Bozcaada kadın kolları adına hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, babayı da Mahmut abi. Gel ayrılma. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Efendim, bugünü nasıl buldun, nasıl değerlendiriyorsun? 20 yılın bir özeti var burada. Geriye doğru baktığımızda bugünü bize bir değerlendir. Çok teşekkür ederim. Sizin burada olmanız bize büyük mutluluk verdi. 20 yılı derken, kuruluşumuzdan bu yana Bozcaada olarak ben bu kuruluşun içerisindeyim. Yönetiminde defalarca görev aldım. Bozcaada, Bozsuyuk ve Camlıyurt Köylüleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği demektir. Bu derneğimiz, kurucularımız sağ olsunlar, 1994'ten bu yana birlikteyiz, beraberiz. Bizim ikinci adresimizdir. Büyüklerimiz sağ olsunlar bugünleri bize bağışladılar. Elimizden geldiğince bugüne getirmeye çalıştık. İnşallah gençlerimiz de bundan sonra nice uzun yıllara ulaştıracaklardır. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim türkülerimiz gönül türküler okunur. Bizim türkülerimiz o kadar candan, o kadar kutsal, o kadar kuvvetli ki dinleyenin bağrında taş, gözlerinde yaş olur. İşte budur bizim türkülerimiz. Yeah.
Evet, sizi tanıyayım. Eren Güneş. Bugün nasıl buldun? Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Ben zaten folklor kolundayım. Yani başkanıyım da ayrıca çocuklar kolunun. Yani güzel, çok iyi. Peki eğlendin mi bugün? Çok eğlendim. Efendim, sen nasıl buldun? Işık Güneş. Nasıl buldun bugünü? Bugün iyi buldum. Bayağı bir eğlenceli bir gün. Sen eğlendin mi? Evet. Peki eğlenceli. Bugünü nasıl buldun? Eğlendin mi sen bugün? Evet. Sen eğlendin mi bugün? Yani mutlu musun? Evet, çok mutluyum hem de. İyi, hep mutlu olmaya devam et o zaman. Tamam. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Gökdeniz İnan. Bugünü nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gecemiz yani, gecemiz muhteşem, güzel geçti. Evet. Yönetim kurulumuza. Yani 20'yi de yakışır mı oldu diyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki siz mutlu musunuz? Eğlendiniz mi? Çok eğlendik. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, siz nasılsınız? Merhabalar, ben Gençlik Kolları Başkanı Hasan Güneş. Nasıl buldunuz? Gecemizi çok güzel buldum. Beklentilerimizi karşıladı. Bizler Gençlik Kolları olarak gerek kültürel, gerek gezi faaliyetleri olsun, her zaman yapmaya çalışıyoruz. Çevre köyler, çevre ilçe köyleri dernekleri olarak, beraber sosyal faaliyetler olarak. Bugünkü gecemizde beklentilerimizi karşıladı. Bugünkü gecemizde emeği geçen tüm üyelerimizin, ondan sonra yönetim kurulumuzun teşekkür ediyoruz genç kol olarak. Biraz evet, siz nasılsınız? Merhaba, ben dernek başkanı eşi olarak böyle hep birlikte kendi kültürümüzü benimsemek için bir araya gelmemiz tabii ki bana mutluluk vericidir. Peki hanımları nasıl buldunuz türkü söylerken? Kesinlikle onlarla gurur duyuyorum. Her cuma günü onlara destek için oraya gidiyorum. Dernek kadınlar kolu başkanını tebrik ediyorum bir araya getirdikleri için. Olması gereken bir şey. Çünkü böyle gelenekler olmasa bir araya gelemeyiz. Çok teşekkür ederim. Mersi, hoşçakalın. Ben bizim derneğimizi çok güzel buluyorum. Derneğimizde her şeyimiz elimize geldiği kadar yapıyoruz. Biraz daha destek istiyoruz yani. Tamam mı? Bugün eğlendiniz mi? Yani çok güzel oldu ama hep derneğimizin çalışmalarıyla yani. Çok teşekkür ederim. Efendim, siz bir genç yönetici olarak bugünü nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hüseyin, mutlu musun? Mutluyuz Hüseyin abi, sen de görüyorsun coşkuyu. Bunlar belli bir gayretle oluyor. Yani ben 24 yaşında bir gencim. 14-15 yaşından beri bu derneğe katkı sağlamaya çalışıyorum. Yani gençlerimiz, çocuklarımız bu derneğe geldikçe böyle geceler daha da artacaktır. Derneğe gençlerimizi çağırıyoruz yani, şu coşkuyu hep birlikte yaşamaya çağırıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tamam, görüşmek üzere. Ankara. Sizi tanıyalım. Siz Ankara'dan ben mı geldiniz? Ben Sayman Ali Kömür. Evet. İstanbul Bozcader. Ankara Bozcader'e, İngiltere Bozcader'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel geceyi bize yaşattılar. Hepsine, herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün mutlu musunuz? Çok mutluyum. Evet. Çok güzel etkilendim. Evet. Çok güzel oldu. Kalabalık oldu. Herkese çok teşekkür ederim sayenizde. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Merhaba. Resul Sağar, Bozüyük köyündeyim. Bugün bizim 20. yıl etkinliğimiz. Evet. Yani çok güzel, hepimiz bir aradayız. Malum bir arada olmamız gereken günlerde. İnşallah bu birlikteliğimiz her zaman devam eder. Herkesi seviyorum da, herkesi seviyorum da. Mutluyum da, eğlendim mi? Evet. Bugün oynadın mı? Anayı çektin mi? Evet. İyi, hadi sana iyi eğlenceler. Ben de bir Bozcaderli olarak böyle gecelerin devamını diliyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Sevgili hemşehriler, sizlerle olmaktan ben ve arkadaşlarım adına mutluluk ve gurur duydum. Sizleri bir arada görmek, özellikle bu süreçte dayanışmayı ve bir arada olmayı gerektiren bir süreçte sizleri böyle yan yana, omuz omuza görmek de çok büyük mutluluk.
Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Gerçekten Bozcaderi kendine yakışır, o bölgeye yakışır bir gece yapıldı. Gecenin başında da söyledik. Özellikle devrimcilerin yoğun olduğu, inananların, direnenlerin bir bölgesi o bölge. O bölgeye yakışır, oranın insanına yakışır, o toprağın insanına yakışır. Mükemmel bir gece oldu. Bu yüzden bizler mutlu ayrıldık. İzleyince sizler de ne kadar mutlu ayrıldığınızı göreceksiniz. Hemen başkanımızın düşüncelerini alıp, onun misafirleri var. Çünkü onu hemen yolcu edeceğiz. Sevgili başkan, gerçekten görkemli bir gece oldu. Hepinizin emeğine teşekkür ediyoruz. Bu gece tabi duygularını çok önemli. Sona yaklaştık ve herkes de yavaş yavaş salonu terk ediyor. Duygu ve düşünceleriniz bugüne dair. Öncelikle TV10 ailesi olarak bizi yalnız bırakmayıp da buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulu kurucu başkanımız adına öncelikle teşekkür ediyorum. Güzel bir katılım oldu. Derneğimizin 20. yılı münasebetiyle böyle bir etkinlik yaptık. Bunun da başarıya ulaştığını düşünüyorum. Salonumuzu hınca hınç doldurduk sizin de gördüğünüz gibi. Dostlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Hepsi bizlerle birlikte oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ekranı başında bizleri izleyen yurt içinde ve yurt dışında gurbetçilerimizi de burada saygılarımızı sunalım. Selam olsun. Teşekkür ediyorum. Yoğunluk sebebiyle bizde de biraz hafıza kaybı normal. Tabii koşuşturuyoruz özellikle son günlerde. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Ben de sana başarılar diliyorum. Yolun teşekkür açık olsun. Ediyorum. Hızır yoldaşın olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Hadi çok görüşürüz, sağ olun. Buradayız. Evet, sizin de duygu düşüncelerini alalım. Şimdi ben de ilk önce size TV10'a teşekkür ediyorum. Ne bileyim yani, biz yöneticilik yapıyoruz. Yöneticilik olmak yetmiyor. Aynı zamanda idarecilik de yapmak lazım. Herkesi memnun etmek lazım. Ne bileyim yani, bugün de onun olduğunu zannediyorum. Yani herkesin mutlu olduğunu zannediyorum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar size teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka da ne diyeyim daha ya? Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, sizi de alalım hemen. Sizi de alalım. Ben de TV10'a katılımdan dolayı çok teşekkür ederim. Bozcaderi yönetimi adına katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Peki siz? Öncelikle emeği geçen tüm arkadaşlarıma, gerek otel yönetimi olarak gerek Bozcaderi yönetimi olarak tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyondu. 20. yıla yakışır çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Sayın Kömür, kuruluşundan beri Bozcaderi yönetimde bulunan bir kişiyim. Bozcaderi'nin ekonomik, sosyal, psikolojik yapısını çok iyi bilen bir insanım. Bugün de bu birlik ve dayanışmanın güzel bir örneğini verdik burada. Dilerim bu dayanışma ve birlik ülkemizde de yaygınlaşır. Ülkemizde de barış ve sevginin hakim olduğu, özgürlüklerin genişletildiği bir yapı gelir ve kavganın yok olduğu, barışın hakim olduğu bir düzen diliyorum. Buradan Ankara Bozcaderi üyelerine, İstanbul Bozcaderi üyelerine ve ayrıca İngiltere'de bulunan gurbetçilerimize, aynı zamanda kaynağımız olan Bozcaderi'deki bulunan dostlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben seni de hemen düşüncelerini alalım. Geç kardeşim. Bozcaderi Derneği kurulduğunda ben 4 yaşındaydım. Şimdi 24 yaşındayım ve yönetimdeyim. Bugün 20. yılını kutluyoruz. Nice 20. yılları diyorum. Evet. Gelenlerin ayaklarına sağlık, emeğe geçenlerin de ellerine yüreğine sağlık diliyorum. Peki, çok teşekkür ederim efendim, sizin de alalım. Genel Sekreter Mehmet Poyraz ben. Evet. Tek şey söyleyeceğim, yorulduğumuza değdi. Evet. Terimiz daha kurumadan herkese teşekkür ediyorum. Gizli kahramanlarımız da vardı, açık açık yorulanlar da vardı. Evet. Hepsine teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum size. Sanıyorum konuştuklarımızla tekrar konuşmayalım. Bak. Ben de Ali Kömür, aynı zamanda Sayım Hanım. Ben de bütün konuklara sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Başta Hüseyin Kaya olmak üzere, Resul Sar olmak üzere, başkanımız, eskide başkanımız Mahsut Kekeç olmak üzere, Ali Aydın olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel katkıları oldular, emekleri verdiler. Aynı zamanda Mahmut Yıldız, eski sayın olmamız, çok teşekkür ederim. Cihan gene özellikle
çok emek verdi. Herkese selam olsun ya. Şimdi onu yapmayalım. Evet. Teşekkür ederim. Yönetimdeki arkadaşlarımız bütün temennileri yaptı. Katılanlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İkinize de çok. Evet, de yap dedik. Ben de bütün Bozcaader, Londra olarak, Ankara olarak bütün buradaki bütün herkese saygı sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz sizinle. Ben de sizlerin katkılarıyla bu güzel günü kutladığımız için çok mutluyum. Çalıştığımıza, yorulduğumuza değdi. Ankara Bozcaader, Londra Bozcaader, İstanbul Bozcaader kardeşler. Biz nice 20 yıllar diliyoruz. Herkese güzel günler diliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daimi olacağına inanıyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, her zaman olduğu gibi buradan da gerçekten güzelliklerle ayrılıyoruz, hoşgörüyle ayrılıyoruz, sevgiyle ayrılıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi yaşadıklarınızdan yaşayacaklarınız daha güzel olsun. Sevgi kadar özgür olun, özgürlük kadar vazgeçilmez olun. Ama en önemlisi sağlıklı kalın ve aşkla kalın, hoşça kalın.